Obezite cerrahisi sonrası beslenmenin temel ilkelerini bilmek, küçülen mideye uygun beslenerek kişinin kilo alımının önüne geçer. Obezite cerrahisi sonrası ilk 2 hafta sıvı beslenme dönemi, 3 ve 4. haftalar yumuşak blenderize beslenme dönemi, 5 ve 6. haftalar yarı katı diyetler ve daha sonrası normal beslenme olarak 4 grupta incelenebilir. Proteinler ameliyat sonrası beslenmenin önemli besinidir. Et, yumurta, balık bunlar iyi birer protein kaynağıdır. Ancak 1 yıla kadar sert kırmızı etler tüketilmemelidir. Yağsız peynir, yağsız süt, yağsız yoğurt gibi. Beslenmemizde genel olarak kalorisi düşük, protein oranı yüksek besinler tercih edilmelidir. Basit şekerlerden, yani toz şeker içeren yiyeceklerden, unlu tatlılardan uzak durulmalıdır. Makarna, pilav gibi besinler bu dönemde mümkün mertebe sınırlandırılmalıdır. Ancak kişi bunlarla beslenmek isterse, bunun yerine esmer pirinç ya da tam tahıllı ekmeklerden faydalanabilir. Ameliyat tipine göre değişmekle birlikte mide genel olarak 100-150 mililitre sıvı kabul etmektedir. Bu sebeple yiyecekler çok iyi çiğnenmeli, öğün sayıları arttırılmalı ve küçük porsiyonlar halinde tüketilmelidir. Yeni denenecek olan besinler çok küçük parçalar halinde denenmeli, tolere edilemediği zaman bir hafta ara verilerek tekrar denenebilir. Günlük 1-1,5 litre su tüketilmelidir. Sıvılar mümkün olduğu kadar öğün aralarında alınmalıdır. Bitkisel çaylar, et ve savuk suları, %100 meyve sularından bu dönemde faydalanılabilir. Kişinin midesinde ağrı ve şişkinliğe yol açacağından dolayı soda, maden suyu, gazlı içecekler ve alkol bu dönemde tüketilmemelidir. Kişinin belirli aylarda takibi düzenli bir şekilde yapılmalıdır.